Açıkçası ülkenin umutlu olması lazım ve umut için çok fazla gerekçesi var. Başta ben her yerde söylüyorum, burada da söyleyeceğim. Ülkemizin çok samimi, çok dürüst, çok gerçekçi, çok daha üst seviyede evrensel düşünen inanılmaz bir yeni kuşağı var. Ben bu yeni kuşağın, yani bunun adına işte Z, alfa bir şeyler diyorlar ama hani ben öyle bir kriter koymayı gerekli bulmuyorum. Onlardan çok moral buluyorum. Sahada diyalog kuruyorum. Ya da onlar benimle diyalog kuruyor. Aktarımları var, sorgulamaları var, hatta hesap sormaları var. Buna baktığımda ülkemizin böyle bir kaynağı var. Yani bu kaynak çok sağlıklı. Bütün bu yoksulluğa ve yoksunluğa rağmen böyle bir neslin ortaya çıkması mucizevi bir şey. Ama herhalde işin doğasında da var. Çünkü insanlar bazen elinde olmayan şeylere daha çok sarılır ve onları ister, onlar için mücadele verir. Toplum ve yaşam tarihinde bunlar vardır. Muhtemelen şu an belki toplumda en çok istenen, arzulanan olması için böyle ya niçin bizde yok, niçin biz dürüst davranmıyoruz, niçin adaletli değiliz dediğimiz birçok husus yeni nesli de bu yönde etkilemiş ve o etkilenen nesil açıkçası başka bir nesil olmuş. Ben yaşıyorum yani konuşmalarında, yazmalarında. Öyle sözler var ki evimde de benzer üç kuşak var zaten. Onların da tavırlarından bunu yaşıyorum. Çok gerçekçiler. Onun için diyorum ki bugün yanlış yapan politikacıların dahi çocukları, torunları onlara oy vermeyecek. Vermez yani. Mümkün değil. Mümkün değil yani. Sandığa gider ve ona oy vermez. O bakımdan Türkiye değişime hazırdır. Bu sağlıklı değişimin oluşması için siyasi partilerin tek başına sorumlu olmadığının toplum tarafından bilinmesi gerekir. Bu sadece bir siyasi mesele değildir. Bu toplumsal bir meseledir. Hep beraber aşmamız gereken, hep beraber üstesinden gelmemiz gereken bir süreçtir. Tabii ki bunun kanallarını oluşturmak da siyasilerin sorumluluğundadır. Katılımcılığı, şeffaflığı, bir arada düşünebilmeyi, bir arada üretebilmeyi, toplumun sesine göre en doğruyu bulup onu uygulayabilmeyi sağlayıcı metotları bulmak da siyasetin sorumluluğudur. Bence bu anlamda dün tarihi bir adım atılmıştır. Yani çok farklı 6 siyasi partinin 6 genel başkanı bir araya gelmesi tarihi bir görüntüdür. Önemli bir görüntüdür. Bana göre Türkiye'nin demokrasi tarihinin en önemli buluşmalarından birisidir. Tabii bir toplantı, bir buluşma her şey demek değildir. Elbette bunun öncesi vardır ama bundan sonrası daha da önemlidir. Bu manada alınacak yol Türkiye'nin hem demokrasi adına hem sizin gibi toplum özgürlüğünün en simgesel alanlarının daha iyi işlevli hale gelmesi, daha iyi işlerini yapabilmesi noktasında da büyük sorumluluklara sahiptir. Ama yeniden ifade edeyim ki yani bazen topraktan hani eğer bir şey filizlenmiyorsa o toprak ölmüş demektir. Ama bizim toprağımızın yeni filizleri bile çok güzel. Ben hayata dair, geleceğe dair, ülkemin her türlü kavramına dair çok umutluyum.